Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, ben size bugün şu Hoya'mın rezilliğini göstermek istedim. Yani ben bu Hoya'yı rezil ettim arkadaşlar. Bir o yana bir bu yana. Balkonda bunun çok güzel keyfi vardı. Ama maalesef balkonda da durutamazdım arkadaşlar. Bundan 3-4 gün önceki fırtınada falan bu balkonda olsaydı şimdi hiçbir şey kalmazdı bundan. Mor telgraf çiçeğim vardı. Onu falan o kadar hırpalamış ki sadece dalları kalmış. Bütün yapraklarını sabah yerden topladım. Yani balkonda da durutamam kış mevsiminde. Aslında dayanmaya dayanır, Antalya'da balkonda durabilir ama işte bir fırtına olursa çok zarar görecek o zaman da. O yüzden içeri aldım. İçeri aldığımda da bir video çekmiştim. Perdenin kenarına bağlamıştım ben, storperden. Orada olmadı arkadaşlar. Bizim perde açmamıza, kapamamıza engel oldu. İşte böyle ora bura gezdirirken uç sürgünlerine zarar veriyorum, dokunuyorum. Onlar da o kadar hassas ki küsüyorlar, oradan kuruyorlar. Çiçek kurumuyor da sadece o sürgün, uzamaya çalışan sürgün kuruyor. Bu sefer de çiçeğin uzaması oradan duruyor arkadaşlar. Ta ki yeni sürgün verene kadar duracak. Oradan yeni sürgün verecek. O şekilde uzayacak. Evet arkadaşlar, ben saksımın kenarından şöyle deldim. Kendi kafama göre bir aparat yapayım dedim. Böyle ormana gittiğimizde 4 tane zakkum ağacı getirdim ben, zakkum dalı. Çünkü yaş ve esnek olduğu için bunu büker, çiçeğime sarma aparatı yaparım diye düşündüm. Maalesef bu şekilde olmadı. Saksımın kenarını kırdım arkadaşlar. Çünkü dallar kalın olduğu için deliklere tam yerleyemedim ve kenarları kırıldı. Ben de dedim o zaman çiçeğin içine toprağa saplayayım bunu. 4 tanesini bu şekilde saplamayı düşünüyorum arkadaşlar ve sapladım. Bu sapladığım sopaların kenarını da iyice toprakla doldurdum. Çünkü çiçeğimin köküne hava gitmesini istemiyorum arkadaşlar. O zaman çiçeğim zarar görebilir. Bu sapladığım sopaların kenarını güzelce toprakla sıkıştırdım. Bilmiyorum artık alt tarafta köküne ne kadar zarar verdim. İnşallah vermemişimdir. Biraz ortalığı da kirlettim. Uçlarını sivrelteyim derken arkadaşlar. Ama bence yaptım gibi becerdim arkadaşlar, görüyorsunuz. Ağaç yaş olduğu için dallar bombe verebiliyorsunuz. İstediğiniz ayarda bükebiliyorsunuz. Zakkum dalı da biraz esnek bir dal arkadaşlar. Bükmek kolay oluyor. Apaçi çadırı gibi yukarıdan bağladım. Bir tanesini kısa kesmişim. O da ortalıkta dolanıyor böyle. Neyse, öbür günlerden destek alır. Ona da sardırırım. Bence becerdim gibi şu anda, oldu gibi diye düşündüm. Tabi hazır aparatlar da satılıyor ama da arkadaşlar, onu da verir, sipariş vereceksin, gelecek gidecek. Ben önce dedim böyle bir kendim yapayım. Zaten havalar biraz iyi oldu mu balkonuma çıkarırım. Bunda da gayet güzel oldu diye düşünüyorum ben. Sizler de görüyorsunuz. Acaba sizler ne düşünüyorsunuz? Becermiş miyim? Bence becerdim arkadaşlar. Bundan iyisi can sağlığı demişler. Ne olacak yani? Daha ne olsun? Gayet de güzel oldu. Bu alt şeylerinden verenleri tekrar yukarı yukarı sardıracağım ben bunu. Her bir dalını ayrı ayrı sardırdım. Yukarıdaki apaçi çadırı gibi birleşim yerine sopaya bağladım arkadaşlar. Şimdilik bence güzel oldu. İnşallah köküne zarar vermemişimdir. Bunu da arkadaşlar, kırılan dalları ben kenarına ekiyorum. Oradan bak, bu da o kenardan ektiğimden. Yani çabuk yürüyor aslında. Kolay bunun üretmesi, çoğaltması. Ben de 3 tane var zaten, küçük saksılarda ürettim. Onlar da bayağı oldu yani, 30 santim kadar oldular. Böyle bu ağaçlara, zakkım dallarına doladım ben bunları. Şu anda görüyorsunuz, sardırdım. Sonradan diktiklerimde büyüdükçe onları da sardıracağım. Bakın, bunu da dikmişim kenarına saksının.
Bu da oradan çıktı. Biraz yaprağı falan sararmış ama görüyorsunuz kök vermeye başlamışmış. Bunu belki bir yere dikerim. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma yeni rastlayan arkadaşlar, kanalıma abone olun. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Sizler de bu yaptığım aparatı beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen arkadaşlara fikir olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.